kardeşler, başlayalım. Hoş geldiniz hepinize. Birlikte olmak harika. Rabbin sözünü birlikte paylaşmak daha da harika. Umarım sizler de kutsaklarınızı getirmişsinizdir. Lütfen açalım sözlerini. Rabbin sözüne birlikte bakacağız çünkü. Bugün kendi aklımızdan paylaşmamaya dikkat edeceğiz. Elimizden gelince Rabbin sözü üzerinde duracağız ve onu açıklayacağız sizlere. Bildiğiniz gibi konumuz dedik. Biz burada işte televizyon programı çekmeye de gelmedik. Biz burada şahsen her birimiz Rabbin anlaya geldik. Tamam. O yüzden size ricam Rabbin sözünü alın, açın bu günler içerisinde, okuyun, dua edin, çıkın, Rabbin baş başa zaman geçirin. 2-3 dolu dolu gün geçirelim. Tamam. Gerçekten önemli şeyler çünkü yapacağız. Ruhsal mücadeleden aslında bahsetmeye, konuşmaya çoğu zaman çekinirim. Çünkü ne zaman bu konudan bahsetmeye kalkarsam bakıyorum, saldırıya vuruyorum. Yani iblis hiç sevmez bu konudan bahsedelim. Çok ciddi bir şey. Çok ünlü bir tane kilise filozofu diyeyim, C.S. Lewis derdi ki iblisin bu ruhsal mücadele hakkında, kendisi hakkında inanmamızı istediği iki yalandan biri var. Yani iki yanlışlık var. Bir tanesi ya şeytan hiç yoktur, öyle bir mücadele hiç yoktur, tamamen böyle görmezden gelmemizi istiyor. Ya da öbür yandan şeytan her şeyin arkasındadır, onun gücü Allah'ın kine geçiyor. İşte şeytan ve iblis her yerdedir. İnanmamızı istiyor. Ve her ikisi birbirine kötü bir yalandır. Evet. Şeytan her yerde, her şey gücü yeten değil. Öbür taraftan şeytan hiç yok, hepsi yalandır. O da bir yanlıştır. Ortasını bulmaya çalışıyoruz. Rabbin sözüne ortayı bulmaya çalışıyoruz. Ve insanlar bunun farkında. Evet. İçimizde, çevremizde çok ruhsal, çok derin bir savaş duruyor. Ve bunu görmek için biraz da kutsal kitabın gözlüğünü takmak lazım. Ancak Rabbin gözünden bunu görebiliyoruz. Rab çünkü bunu bize açıklamıştır. Ve bunu hep birlikte açmaya çalışacağız. Bugünlerde Efesliler 6. bölümünden bahsedeceğiz. Açmak istiyorsanız Efesliler 6. bölüm ve 10. ayetine özellikle bakacağız. Yine ezberleyeceğiz. Her zamanki gibi. Tamam. Yine sorular soracağız. En çok sorulara yanıt veren haftanın sonunda güzel bir hediye vereceğiz. Tamam. O yüzden ne olur güzel notlar tutun. Bizim Mehmet abi çok iyi bir örnek. Bir göster bakalım Mehmet abi sen ne yapıyorsun orada? Elinde kalem var işte. Karalıyorsun. Çizgi mi? Roman mı yazıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşk mektubu yazıyor. Ama eşin yanında da değil herhalde. Bizim Mehmet abi çok güzel not tutar. Not tutuyor bütün vaazlardan tek tek not tutuyor. Bu ne işe yarar? Şimdi o gidecek, bu vaazdan kendisi kopya çekecek. Başka yerde vaaz verecek. İyi güzel olsun. Daha güzel. Yani bir vaazdan 2-3 tane vaaz çıkar. Değil mi? O yüzden not tutun. Bunları deneyin. Bunları kullanın. Tamam mı? Ruhsal bir savaşın içerisindeyiz dedik. Evet, biz bu evrende yalnız değiliz. Umarım bunu biliyorsunuzdur. Bu evrende, bu dünyada yalnız değiliz bizler. İyi ve kötü, çoğu zaman görülmeyen varlıklar var etrafımızda. Bazınız belki tecrübe etmiştir bile. Bazı diyoruz, herhalde bir tek benim başıma gelir, kimse söylemem bundan. Çünkü diyecek de sen kafa yemişsin, sen garipsin. Ama bilir misiniz, birçok insan bu ruhlarla ya da kötü yönde zamanında etkilenmişlerdir. Bunlar, bu ruhlar iyi ve kötü. Ezelden beri savaş halindedirler. Biz savaş halinde bir dünyada yaşıyoruz çünkü. Tanrı'nın yarattığı dünya mükemmeldi. Böyle bir çelişki, böyle bir ikilem yoktu. Ama ne zamanki insan, Adem ve Hava atalarımız, iblisle
bir anlaşma yaptılarsa, onun yoluna gittilerse, isyan ettilerse Tanrı'ya karşı birlikte ne oldu? Bu dünyayı istila ettiler. Bu dünyayı kötü güçle istila ettiler. Ve bizler şu an onun sonuçlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla iblis ile kötü ruhlar bu dünyayı kontrol etmeye çalışıyorlar. Rab ile melekler bizleri kurtarmaya çalışıyorlar. Bir savaştır. Ve biliyor musunuz bu savaşın tam ortasında kim var? Biz var. Bizim için savaşıyorlar. Bu bizi biraz böyle bir anda heyecanlandırmalı. Bu savaşın tam ortasında biz varız. Ama çoğumuzun bundan haberi yok bile. Bir savaş diyor. Ruhsal bir savaş. Ve bizler için savaşıyorlar. Bu savaşın birçok boyutu var. Bugünlerde bunu anlamaya çalışacağız. Bizim de bundaki rolümüz nedir? Bizler nasıl karşılık vermeliyiz? Nasıl hazırlıklı olmalıyız? Nasıl kendimizi korumalıyız? Diye konuşacağız. Şimdi ruh dünyası var. Bunun içerisinde tabii ki melekler var. Biliyor musunuz bugün Kıbrıs'ta örneğin insanlar artık çok merak saldılar meleklere. Neden? Çünkü ne kadar ki böyle seküler, dünyevi, hümanist bir düşünceye sahip olmaya çalışsalar da içlerinden hissediyorlar bir boşluk var. Para o boşluğu dolduramıyor. Kariyer, zenginlik, hiçbir şey onu dolduramıyor, gideremiyor. Farkındalar. Bir ruhsallık arayışı içerisindeler. Bu ara bunu melekler ilgisiyle doldurmaya çalışıyorlar. Bazısı ne yaparlar biliyor musun? Kitaplar yazıyorlar melekler üzerinde. Meleklerin isimlerini çıkarttılar. Her durum için ayrı ayrı melekler vardır. İşte başarı meleği vardır. Zenginlik meleği vardır. İşte bazen arabanı park etmeye çalışırken yerini bulamasan onun için çağıracağım bir melek de var. Park meleği var. Abartmıyoruz. Hata yapmıyorum. Gerçekten o kadar böyle kendilerini kaptırdılar ki her şey için melek var. Bu melek meraklısı ne yapıyorlar insanlar? Bu defa her şey için onu, bunu, öbürünü öğrenmeye çalışıyorlar. Öğrendiğiniz isimlerini de çağırıyorlar melekleri. Ben soruyorum acaba bunlar iyi melekler mi? Yoksa başka bir şey midir? Tabii ki başkalar bu karanlık tarafıyla daha çok ilgilenir. İşte karabasan, cinler, kötü ruhlar. Çocuklarımız bile bazen çok meraklanıyor. Filmlere sürekli sahne oluyor değil mi? Bile ne kadar meraklıdır. Ve ilginçtir ne kadar böyle modern bir dünyada yaşasak da ne kadar eğitim ve teknoloji böyle zirveye çıkmış olsa bile insanlar bir yerde farkındadırlar. Bizim böyle bilimle halen tanımlayamadığımız, adını koyamadığımız ama varlığından emin olduğumuz bir ruhsal boyutu vardır. Bir ruh dünyası vardır. Ve insanlar bunu meraklanıyor. Değil mi? Nereden çıkıyor yoksa şu UFO görüntüleri? Nereden çıkıyor işte bu diğer ruh çağırma, fala bakma ve benzeri? İnsanlarda var bu doğal merak. İşte bu o ruhsal dünyanın yansımalarıdır. Ve bunlar tehlikeli şeyler. Rabbin sözü bize kapıyı açıyor ve açıklıyor. Yani bizi karanlıkta bırakmıyor. Ne olduğunu açık açık söylüyor Rabbin sözü. Rabbin sözünden okuyalım. Efesliler 6. bölüm ve 10. ayet var. Sonra Rabbe onun bütün gücüyle onun üstün gücüyle güçlenen İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Kuşanın. Gördünüz musunuz? Başka ne diyor? Çünkü savaşlarımız insanlara karşı değil. Yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek için ne yapacağız? Gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Öncelikle şunu size göstermek istiyorum. Evet, Rabbin sözü diyor ki böyle bir güç var. Böyle bir savaş var. Düşman
düşmanımız korkunçtur. Bizim Tanrımız daha büyük. Biz de çaresiz değiliz. Rab kendi şahsi silahları bize vermiştir. Bundan bahsedeceğiz ayrıntılı olarak bugünlerde. Şimdi, önce biraz Efesler mektubuna dönelim. Ne oluyordu Efes'te? Bu mektubun sonuna geldik şimdi. Pavlus aslında Efes'e geldiği zaman, Efes, Roma İmparatorluğu'nun 4. belki 3. en büyük kentiydi. Çok büyük bir kent. Ve Efes o gün en çok Artemis sayesinde ün salmış. Herkes oraya hac yapmak için geliyordu. Ne için? Onun tapınağına girmek için. Ama onun tapınağı pislik de oluyordu. Pislik dediğim ahlaksızlık, fuhuş, büyü. İnsana müsra yazdırmak için gelirlerdi oraya. Özellikle orada büyü çok ünlüydü. Sihirbazlık ve benzeri. Yani bildiğimiz cinler kaynıyordu orası. Pavlus böyle bir yere geldi. Müjdeyi paylaşmaya başladı. Ve kısa bir süre içerisinde bundan okuyoruz. Efesler işleri onun 9. bölümünde. Pavlus Efes'e geldiği zaman müjdeyi paylaşmaya başladı ve kısa bir süre sonra bu cinlerle, bu kötü ruhlarla mücadele etmeye başladı. Ve ne diyoruz? Okuyoruz orada. Pavlus Mesih'in adıyla o cinleri kovuyordu. Hiçbir şey yapamıyorlardı İsa Mesih'in adı karşısında. Birkaç tane genç vardı. Dediler, Pavlus bunu yapabiliyorsa biz daha iyisini yaparız. Onlar da çıktılar birinin karşısında. Hatırlıyor musunuz? 7 tane Sikema oğlu. İşte şu Pavlus'un duyurduğu İsa'nın adıyla buyuruyoruz sana. Bu adamın içinden çık. Adam çıktı, onlara saldırdı. Ve çırıl çırpan kaçtılar. Biraz komik oldu ama bundan ne alıyoruz? Efes, cinlerin uralıydı. Cinlerle dolup taşan bir kentti. Ama imanlar ne yaptılar? Yeri geldiğinde o büyücülük kitapları, sihir kitapları, nüskaları hepsini ne yaptılar? Şehrin ortasında yığın yığın bıraktılar, ateşe verdiler. Çok büyük bir olaydı bu. Yani bunlar pahalı kitaplar. İnsanlar dünyanın her yerinden bunları görmek için, okumak için toplanıyordu. Ama imanlılar böyle bir şey göstermek istiyorlardı. Biz artık iblisle ilişkimizi kesiyoruz. Biz istemiyoruz iblisle yakından uzaktan hiç bağımız olsun. Ve yaktılar toplum önünde. Ve büyük tepki de topladılar. Daha sonra da oldu, bir kargaşa oldu. Ve Artemis tapınağına, oradaki amfiteyatroya girdiler. Artemis adına bağırdılar, çağırdılar uzun bir süre. Ama günün sonunda kilise kuruldu. Güçlendi. Çok büyük, harika bir kilise oldu. Pavlus bu mektubu onlara yazıyor. Bu mektupta Pavlus birçok konudan bahsetti. En başta kilisenin Rab'in gözündeki yerinden bahsetti. Ne kadar özel, ne kadar önemli olduğunu. Oradaki imanları birleştirecek sözler de bahsetti. Çünkü Yahudi olmayan da vardı aralarında. Hatırlarsınız birkaç sene önce bahsettik bunlardan. Sonra işte bu müjdenin günlük hayatlarını, kişisel hayatlarını nasıl değiştireceğini de anlattı. Evliliklerini, iş ortamlarını, aile ortamlarını nasıl tümden girebileceğini bahsetti. Ve en sonunda Pavlus diyor ki, bakın arkadaşlar birçok şeyden bahsetti. Rab'in kilisesinden, Rab'in burada aramızda yapmak istediğinden. Ama şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Ve Pavlus böyle perdeyi böyle açarcasına hiç görünmeyen bir dünyaya bir pencere açar. Bir şey daha görmeniz, bilmeniz gerekiyor diyor. 6. bölüm 10. ayet. Ve diyor ki son olarak bu çok önemli bir boyut daha. Ruhsal bir dünya. Her şey burada görüldüğü gibi değil. Daha başka bir boyut vardır. Bu bizi ilgilendiriyor iman olarak. Son olarak diyor, onun üstün gücüyle güçlerin bu ruhsal savaştan bahsedecek. Bu önemli aslında. Çünkü bazen ne yapıyoruz? Ruhsal savaş deyince korkmaya başlayabiliyoruz. Aman boğacağız. Belki kabus görüyoruz. Belki uyumayı korkarız. Ne yapacaklar bunlar bana? Ama Pavlus işin başında, ruhsal savaşın en başında en önemli gerçeği vurgular ve bunun baştan beri size yine vurgulamak istiyorum.
Ve nelerden bahsedersek bahsedelim bunu lütfen unutmayın. O da şu gerçeği ki onun gücü üstündür. Rabbin gücü üstündür. İblisin tehditleri, okları, saldırıları, silahları her ne kadar güçlü olursa olsun bizden yana olan Tanrı'nın gücü üstündür. Üstündür. Bunu unutmayın. Bakın ne diyor Romalılar 11. bölüm 36. ayet diyor ki her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var olsun. O sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin. Her şey. Şu an bu dünya İblisin emri altında olabilir. Ama o esas her şeyin üzerinde olan Tanrı'dır. Tanrı'dır. Bir başka ayette Timoteos'ta okuyoruz ki mübarek ve tek hükümdar kralların kralı Rablerin Rabbi ölümsüzlüğün tek sahibi yaklaşılmaz ışıkta yaşayan hiçbir insanın göremediği ve göremeyeceği Tanrı. Bizim Tanrımız O. O her şeyin üstündedir. Dolayısıyla yine tekrarlıyorum. Bu savaşın ayrıntılarından bahsederken korkmamıza, korkuya katmamıza gerek yoktur. Bizim Rabbimiz üstündür. Daha güçlüdür. Bazen sanıyoruz ki böyle bir savaş vardı. Bir tarafta iyilik, bir tarafta kötülük ve bunlar mücadele ediyor. Acaba kim kazanacak? Günün sonunda Rab kazanabilecek mi? Böyle bir şey yoktur. Kutsal kitaba göre böyle bir portre yoktur. Eşit iki tane güç yoktur. Evet savaş vardır. Ama her iki taraf eşit değil. İblisin gücü kesinlikle Tanrı'ya yetmez. Rab kat ve kat daha güçlüdür. Şimdilik ona izin vermiştir dünyayı yönetmesine. Çünkü bu dünyayı bizim emrimize bıraktı. Bu dünyayı İblis'in ellerine esas kim teslim etti? Biz. O yüzdendir ki İblis şimdi cirit atıyor. Ama günün sonunda Rab bir daha onu o dizginleri ellerine alacak, toplayacaktır. Aldı bile. İsa çünkü onu ezdi çağırdı. Şimdi ise ne yapıyor? Bekliyor zamanı gelsin. Düşmanları ne diyor? Ayakların taburesi olsun. Mesih gelsin. Boyunlarına bassın. Ve krallığını kursun. Biz de onu bekliyoruz. Ama sanmayın ki böyle hiç bitmeyen ebedi bir mücadele var. Acaba kim kazanacak diye bir soru işareti yoktur. Rabbin gücü üstündür. Bir sonraki ayet devam ediyor. Efesler 6. bölüm ve 11. ayet. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahlarını kuşanın. Bu sözleri ama dikkat edeceğiz. Bu sözlere dikkat etmek lazım. Şimdi 2. Korintiler ne diyor? 10. bölüm 3-4 ayetleri. Olağanüstü diyor insanlar gibi yaşıyorsak da insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Yine savaştan bahsediyor. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Yani bir takım silahtan bahsetmeye başlıyor burada. Neymiş bu silahlar? Birazdan ondan bahsedelim. Başka ayetler de var bununla ilgili. Not edebilirsiniz. 2. Korintiler 2. bölüm 11. ayet. Aslında birçok yerde Tavuz bu savaştan söz eder. Şimdi silahlar derken Tanrı'nın silahları derken Tanrı savaşır mı? Evet. Biliyor musunuz? Bazen çok harika bölümler var kutsal kitapta. Bazen bunları öyle şiir gibi okuyoruz ama biliyor musunuz kutsal kitapta Rab, savaşan bir Rab olarak çıkar. Bizden yana mücadele eden bir Rabbimiz var. Hani düşünün bir hırsız gelir, benim oğlumu gasp eder ya da kaçırmaya kalkar da ben hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir peşinden vermeyeceğim. Tabii ki benim oğlumdur. Boş durmam. Ben giderim. Savunurum. Çünkü benim oğlumdur. Ve Tanrı benzer şeklinde okuyoruz. Bakın ne diyor? Yeşaya 59. bölüm. Rab'den bahsediyor. Diyor ki Rab aracılık edecek birinin olmadığına şaştı. Kendi gücüyle kurtuluş sağladı. Doğruluğu ona destek oldu. Doğruluğu gözlük gibi kuşandı.
Kurtuluş mihverini başına taktı, ök giysisini giydi, gayretti, kaftan gibi sarındı, herkese yaptıklarının karşılığını verecek. Görüyor musun? Hocam ne yapıyor burada? Böyle tahtına oturup böyle yan yan yatıyor mu? Melekler gitsin mi diyor. Hayır, kendisi geliyor. Kendisi geliyor, müdahale ediyor. En başta da nerede gördük? İsa Mesih'te gördük. Mesih geliyor. İnsanlara sahip çıkıyor. Çocuklarına sahip çıkıyor. İblisle bizzat mücadele veriyor. İşte burada görüyoruz. Rab'de bir mihver var. Rab'de başka ne var diyor? Doğruluk göğsü var. Göreceğiz daha sonra aynen bu silahlardan söz ediyor Pavlus. Bu silahları Pavlus böyle kafadan atmadı. Bu silahlar Tanrı'nın silahları. Bir başka ayetler de var. Mısır'dan çıkış 15. bölüm yine Rab'in savaşan bir Rab olduğundan bahseder. 18. mezmuru açın, not edin, okuyun sonradan. Göreceksiniz Rab keruba biniyor, geliyor, savaşıyor. Yani bizim destanlar bunlardan esinlenmiştir. Bizim Rabbimiz çünkü savaşan, mücadele eden harika bir Rabbimiz vardır. Ve bu silahlarını bize sağlıyor. Tanrı'nın cephanesi var. E bu cephanesini bize açıyor. Diyor ki alın, bendeki silahları siz kullanın. Evet, Rab kutsal sözünü bize veriyor. Kendi kılıcı. Değil mi? Mesih'in ağzından uzanan bir kılıç var da o bizim elimizdedir. Biz de tutabiliyoruz. Duayla, oruçla Rab'e ulaşabiliyoruz. Direkt kontak kurabiliyoruz. Melekler de bize hizmet etmek üzere gönderiliyor, görevlendiriliyor. Ve Rabbin ruhu, Rabbin kendi ruhu içimizdedir. İşte bunlar Rabbin o cephanesinden bazı örnekler. Ve daha birçok örneklere bakacağız. Unutmayalım ki bu silahlar Tanrı'nın bize sağladı, bize bağışladı silahlar. Rab kendisiyle beraber savaşmamızı istiyor. Tabii ki biz kalkıp herhangi bir devlete, herhangi bir kimseye karşı kılıç ya da işte silah saldırmayacağız. Değil mi? Bizim ruhsal silahlar bunlar. Ve ruhsal bir savaştan bahsediyoruz. Ama unutmayalım ki Rabbimiz gerçekten böyle pasif, böyle Noel Baba gibi hiçbir işe yaramayan bir böyle amca, yarı deri bir dede değildir. O savaşan bir babamızdır. Ve sahip çıkıyor ve bizler için savaştığı gibi bizim için de en çok ne istediğini görüyoruz burada. Savaşmamızı istiyor. Bizler de birer savaşçı olmak üzere yaratıldı. Aynı zamanda bu savaşta yalnız değiliz. Evrende yalnız olmadığımız gibi aynı zamanda melekler var. Hatırlarsınız bir olay vardı. Elişa peygamber bir gün kalkıyorlar ve onun uşağı koşa koşa diyor ki Elişa, bir dışarıda bir ordu vardır. Gelmişler bizi kuşatmışlar geceleyin. Ne yapacağız? Öleceğiz hepimiz. Elişa çıkıyor. Diyor ki Rab, ne olur bir zahmet bununla gözünü açar mısın? O da benim kördüğümü bir görsün. Rab gözünü açıyor. Ve uşağa bakıyor ki o orduların arkasında ne varmış? Rabbin orduları vardır. Melekler vardır. Bunlar sadece hayalet mi? Bunlar sadece böyle resim mi? Yok, gerçek. Rabbin bir ordusu vardır kardeşler. Birçok yerde geçiyor. Rabbin isimlerinden bir tanesi. Nedir? Yahve Şavahot. Şavahot, orduların demek. Orduların Rabbi. Rabbin ordusu vardır. Yeşu'nun karşına biri çıkmıştır. Rabbin meleği diye biri, hatırlıyor musunuz? Ve Yeşu hemen kılıcını çekti. Sen bizden yana mısın, onlardan mı yanasın, sen kimsin? Ben Rabbin ordularının komutanıyım. Ben yan tutmam. Ben size yol göstermeye geldim. İşte bu Rabbimizdir. Evet, Rab savaşır. Onun orduları vardır ve orada görebiliyoruz değil mi? İkinci krallar bahsettiğim ayet diyor ki sonra Elişa şöyle dua etti. Ya Rab lütfen onun gözlerini aç, görsün. Rab uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. İkinci krallardan bahsediyordu. Evet. Biz göremiyoruz. Etrafımızda neler var? Merak ediyorum.
Bir gün belki daha gözümüzü açar görürüz. Neler neler yaşadık. Ne zamanlar bunlar bizi korudu. Biz farkında değildik. Değil mi? Bu melekler çünkü bizi sürekli olarak korumaktadırlar. Belki Mehmet abi çok hızlı basıyordu. O melekler kim bilir kaç defa onu kurtarmış. Eşi üzülmesin diye. Bizim bir kilise önerimiz vardı. Arabasının böyle radyosu üzerinde bir tane sticker koymuş. Neymiş? Koruyucu meleğinin uçabileceğin daha hızlı gaza basma. Yani onu geçme. O seni korumaya çalışıyor. Evet. Rab bizi kim bilir ne durumlarda nasıl kurtardığını biz bilemeyiz. Bir gün eminim Rab hayatımızı tekrardan gösterecek. Bak görüyor musun? Burada melekler de seni kurtarır. Evet. Şimdi bu melekler gerçekten bizden yana çalışıyorlar. Peki görevleri nedir meleklerin? Uzaktan kaç örnek görebiliyoruz. Daniel 10. bölüm şunu okuyoruz. Tanrı'nın sözlerini kullarına iletiyorlar. Orada görüyoruz. Cebrail olsun başka melekleri sürekli olarak iletişim halinde Rab'den mesajlarını iletiyor Daniel'e. Başka? Mesih'e hizmet ettiklerini görüyoruz. Hatırlıyor musunuz? Matta 4. bölüm. İlginçtir ki Mesih geldiği zaman hizmete başlar başlamaz yaptığı ilk şey nedir? Şeytana savaş açıyor. Çöle gidiyor ve Adem'in yapamadığını, başaramadığını orada başarıyor. Şeytan aynen Adem'e yaptığı gibi geliyor, İsa'yı deniyor, onun günahı sokmaya çalışıyor. Mesih ise çubuğa basıyor. Yeniyor iblisi orada. Değil mi? İşte orada melekler de gelip ona hizmet ediyorlar. Mesih'i güçlendiriyorlar. Hatırlıyor musunuz? Ölmeden önceki gece kan terler döküyordu. Ve diyor ki melekler gelip onu tezeli ettiler. Ona güç verdiler. Meleklerin görevlerinin tanesi bunlardı. Bilemeyiz, belki göremeyiz. Ama bize de benzerini yapabiliyorlar. Petrus'un ve elçilerin hayatlarını da görüyoruz. Kaç defa? İki defa elçilerde yazıyor bu. Cezaevine düşüyorlar. Melekler gelip kapıları açıyor. Hadi çıkın diyor. Gidin. Müjdeyi devam etme. Devam edin sağlanmaya. Bilemeyiz o melekler ne zaman, nasıl çalışıyorlar. Yani belki sizin de duyduğunuz, anlatılan bazı hikayeler var. Ben biliyorum bizim memlekette öncü olan kardeşlerden bir tanesi hep anlatırdı. Ve derdi ki bizler bir gün ilk müjdelemeye başladığımız sıralarda bir köye girdik. Müjdeliyoruz, müjdeliyoruz. İnsanlar çok ters. Ve korktuk resmen yani. Bu insanlar bize zarar verebilir. Neyse çekildik biraz şehrin dışında. Çadırımızı kurduk, yattık. O gece çok rahatsızdı. Meğer ki bize verdikleri yemeğe zehir katmışlar. Biz de işte bütün gece böyle kıvrandık. Ve hissediyoruz etrafta bir şeyler oluyor. Biz de rahatsızlığımızdan dolayı kalkamıyoruz yine. Sabah oldu, kalktık. Neyse bir kahvaltılık bulalım, şehire indik. Bütün şehir çıktı, bizi karşıladı. Dediler ki siz neymişsiniz ki böyle? Niye dedik? Biz çıktık dün akşam erkeklerle. Sizi dövmeye, sizi öldürmeye. Etrafınızda gardiyanlar vardı, kimi tutmuşsunuz? Yok kimse tutmadık. Ya böyle büyük adamlar vardı, biz korktuk kaçtık onlardan. Siz neymişsiniz böyle ya? Ve cidden böyle olaylar yaşanıyor. Bilemeyiz Rab ne zaman ne şekilde bizi böyle koruyordur. Hatırlarsınız elçilerin işleri 8. bölümünde Filip'i de yönlendiriyor. Melek'tir git adamla görüş diyor. Değil mi? Rab melekleriyle de bize bazen yön verebilir. Paulus bu defa artık denizde gidiyor. Artık ölüm tehlikesini yaşıyor. Hatırlıyor musunuz? Ve orada melek geliyor ona teselli ediyor onu. Güç veriyor. Yani birçok örnek var kutsal kitapta. Özetlen birkaç tanesini veriyorum burada. Melekler diyor İbraniler 1. bölüm bizlere hizmet eden ruhlardır. Rab onları gerçekten gönderebiliyor ve kullanıyor bu yönde. Tanrı'nın yargılarını bildirdiklerini de görüyoruz. Vahiy kitabından hatırlıyor musunuz? Oradan Rab'in o yargılarını döküyorlar dünya üzerinde. Onlar çünkü Tanrı'ya sadık ruhlar. Ama bu çok önemli. Meleklere tapınılmaz. Vahiy kitabının sonunda 22. bölümünde 9. ayet orada bir melek çıkıyor Yuhanna'nın karşısında ve artık Yuhanna bitkinlikten mi artık korkudan mı ne yere yıkılıyor. Ve melek ne diyor? Aman diyor kalk. Bana tapma diyor. Ben senin gibiyim.
tapınılmaz. Bahsedelim miyiz? Bazıları öyle merak sağlıyor ki melekleri. Sanki melekleri Tanrı'nın yerine koyuyor. Biz o kadar melek meraklısı olmayalım. Hamdolsun onlar Rab'in emrinde. Onlar bize hizmet ediyor. Kim bilir neler neler yapıyor. Rab onları bereketlesin. Ama bizim merakımız onlar değil. Biz Rab'e taparız. Onu yüceltiriz. Günün sonunda melekler özgür bir irade ile yaratılmış varlıklar Tanrı'ya hizmet ederler. Ama aynı zamanda meleklerin içerisinde Tanrı'ya isyan etmiş olan melekler var. Ruhlar vardır. Ve bunlara biz cin diyoruz. Yani kötü ruhlar diyoruz. Ona geleceğiz biraz. Şimdi melekler var bizimle beraber. Rabbin sağlığı silahlar da var. Ona geleceğiz yarın ertesi gün. Şimdi eğer iyi bir savaş yapacaksan, eğer başarılı olmak istiyorsan düşmanını tanıman lazım. Düşmanını çok iyi bilmen lazım. Hani tanımak derken çok böyle hani meraklısı olmaktan bahsetmiyoruz. Kazanabilmek için hilelerinden haberdar olmamız gerekiyor. Çünkü Pavlus diyor ki, biz iblisin hilelerinden habersiz değiliz. Biliyoruz onun yöntemlerini, biliyoruz onun oyunlarını. Evet, iblisin oyunları çok değişmemiştir. Adem'i nasıl baştan çıkarttıysa bugün de benzer şekilde bizleri de baştan çıkartmaya çalışıyor. Ama iblis bu işte uzmandır. Baştan beri kendisi bu işi yapıyor. İblis demek ayartan demektir. Saldıran demektir. İblis demek suçlayan demektir. O sürekli olarak bu yönde bize saldırır. O yüzden biraz da düşmanımızı tanıyalım. Şimdi ruhsal ordulardan bahsediyor. Yönetimlerden bahsediyor. Hükümranlıklardan, karanlıktan bahsediyor. Yani birçok boyutu var bunun. Çoğunu belki biz tam olarak algılayamayız ama bir yana nasıl ki meleklerin orduları varsa, çok çeşitleri de varsa, öbür tarafta düşmüş olan meleklerin iblise hizmet eden kötü ruhların arasında böyle bölüklerin de olduğunu görebiliyoruz. Şimdi iblis, şeytan hikayesi nerede geçiyor? Yeşaya 14. bölüm ve Hezekiel 28. bölüm. Bu iki bölümde İblis'ten biraz haber alıyoruz. Nasıl oldu İblis? Çünkü bazıları sanıyor ki yani Tanrı bu İblis'i yarattıysa demek ki Tanrı suçlusudur. Tanrı sorumlusudur. Hayır. Rab kötü bir şey asla yaratmadı. Rab onu bu şekilde yaratmadı. En başta şeytan değil, İblis değil, Lucifer adında görkemli bir keruldu, bir melekti. Rab'e hizmet eden bir melekti. Ama okuyoruz o bölümlerde bir gün kıskandı. Tanrı'nın tahtına gözünü dikmiş. Dedi ya ben niye ona boyun eğeyim? Ben Tanrı olayım. Ben daha üstün olayım. Ben daha güçlü olayım. Ben kendi kadrimi, kendi benimliğim. Aynı yalanı bugün de bize söylemeye çalışıyor. Niye boyun eğiyorsun? Niye Tanrı'ya uyuyorsun? Kendi yolunu çiz ya. Özgür ol! Böyle bir özgürlüğün sonucunda ne var? Korkunç bir karanlık ve kölelik vardır. Ve Lucifer olan bu keruf, bu büyük görkemli melek oldu. İblis. Ve korkunç bir şekilde artık insanları sürekli olarak aldatmaya çalışıyor. Bunu nerede görürüz? Bir daha artık yılan kılığına girmiş ve Hava'nın karşısına çıkıyor. Adem ve Hava'yı bu şekilde aldatıyor. Yalan üzerine yalan örüyor ve Tanrı'ya karşı isyan etmelerini sağlıyor. Korkunç bir şey. İşte İblis'in işi burada başladı. Dünya orada düştü. Çünkü bu dünyayı Rab bizim evimize verdi. Biz de ona kaptırdık. O günden beri atalarımızdan bu yana bütün insanlar İblis'e bağlı olarak yaşıyor. O yüzdendir ki Yuhanna 8. bölüm mesela Mesih orada Ferisilerle konuşurken onlar diyor ki biz İbrahim'in torunlarıyız. O diyor ki hayır siz şeytanın çocuklarısınız. Çünkü onun dediğini yapıyorsunuz. Bakın bunlar dindar adamlar. Dışarıdan bakarsan dersen ne güzel insanlar bunlar. Ne kadar kutsal dersiniz. Ama Rab İsa Mesih diyor ki siz İblis'in çocuklarısınız. Çünkü onun dediğini yapıyorsunuz. Ona bakarsan
Hepimiz, bütün dünyadaki insanlar iblisin çocukları olarak yaşıyor. Küreleri olarak yaşıyor ve o günden beri bu başladı. Peki şeytanın neye benzediğini biliyor muyuz? Buna benziyor mu çocuklar? Hep böyle benzediniz değil mi? Boynuzu var, işte kuyruğu var, böyle garip bir gülümsemesi var. Böyle midir şeytan? Ne diyor Rabbin sözü? Şeytan da kendisine ışık meleğin süsü verir. Yani şeytan karşımıza ne böyle komik bir şekilde çıkar, ne de sandığınız gibi böyle boynuzlu, kuyruklu bir şekilde. Şeytan olsa olsa karşımıza çıkarsa, görkemli bir melek süsüyle çıkar. Yani çünkü o aldatma ustasıdır. Kendini böyle kötü olarak göstermez. Onu görsen belki şeytan olarak anlamazsın onu. Kötü ruhlar benzer şekilde. Ya onlar her zaman için insanları aldatmaya, farklı göstermeye çalışıyorlar. O yüzden çok ama çok tehlikelidirler. Çünkü sürekli olarak taklit ediyorlar. Bu iblisin işidir, taklit işi. Kendisi çünkü yaratan değil. Hiçbir şey yaratamaz. Ama Tanrı'nın yarattığının taklidini yapmaya çalışır. Ve bizi bu şekilde aldatır. Aldatır. Şimdi düşmanımızın biraz yetkisinden bahsedelim. Dünyada genelinde egemendir. Çünkü insanlar onun isteğine uydukça karanlık gücünü daha da pekiştiriyorlar. Yani iblis gücünü nereden alıyor biliyor musunuz? Güç kaynağı ne de biliyor musunuz? Bizim günahlarımız. Biz isyan ettikçe, biz günah işledikçe resmen onun o korkunç karanlık gücüne benzin katıyoruz. Vergi ödemiş gibi oluyoruz. Onu güçlendiriyoruz. O daha da köklenir, daha da büyür bizim günahlarımızla. Yoksa iblisin kendiliğinden bir gücü yok. İblisin kendi yetkisi yoktur. O yetkiyi bizden aldı. Tamam. Günümüzde dünyada birçok kötü hükümetler de vardır. Kötü hükümetler bile bir yerden gücünü alıyor değil mi? Onlara bağlı olan insanlar var. Bu dünyada korkunç, karanlık, ruhsal bir hükümet vardır. İblisin hükümeti. Ve o hükümeti oraya koyan biziz. Eski tarihçiler derlerdi ki her ulusun başında hak ettiği hükümet vardır. Evet, bizim de günahlar, günah işleye işleye böyle bir hükümeti hak etmişizdir. Bu yüzden böyle köklenmiş. Ne diyor orada İsa? Siz iblisin çocuklarısınız. Onun dediğini yapıyorsunuz çünkü. Efesler 2. bölüm yine benzer şekilde o hatırlarsınız o ayetleri okuduk daha önce. Kısaca hatırlayalım. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenliğine iblisler bahsediyor. Tamam. Diyor ki bir söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymak kaydınız. Evet. Biz uyuyoruz. O yüzden güçleniyor. Bizler de bir zamanlar Mesih'i tanımadan önce onun çocukları olarak, onun köleleri olarak onun o hükümetini pekiştiriyorduk. Çok güçlü, korkunç bir şey. Peki, şimdi esas belki en çok sorduğumuz soruya geliyoruz. Düşmanımız bize ne yapabilir? Ne yapabilir bize düşmanımız? Gerçekten hani bize saldırabilir mi? Hani biz Mesih'e aitiz. Kutsal ruh var içimizde. Ve böyle bir ayet var örneğin. Bundan çok böyle teselli buluyoruz. 1. Yuhanna 5.18 Tanrı'dan doğmuş olanın ne diyor? Günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. Şükürler olsun diyoruz. Dokunamaz bize. Amin demedim. Amin demedim. Biraz düşünelim. Tamam. Böyle bir ayet okuyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. Ben hep bu ayette dayanarak derdim ki zaten kutsal ruhlar içinde iblis bana dokunamaz. O yüzden rahatım. Hiç meraklanmıyorum. Ta ki bir gün dokundu. Bana da, eşime de, çocuklarıma da bir anda şok oldum. Dedim böyle olmadı. Yani
İblisin bana dokunmaması lazım. Ayet öyle diyor. Değil mi? Ve korktum. Yani bunu baştan söylemeliydim ama şimdi yine söylüyorum. Hani bugün ve bugünlerde ruhsal savaştan bahsediyoruz diye ben ruhsal savaştan uzmanım, kahramanım, yenmişim, ezmişim iblisi diye karşınızda durmuyorum. Yeri geldi de çok ezildim, çok da yenildim. Ve ancak bu tecrübelerimden size paylaşabiliyorum. Evet, iblis dokunuyor. Peki bu ayet yalan mı oldu şimdi? Açtı bir daha Musa kitabı, dedim ki ya olamaz mı böyle? Dokunamaz diyor Musa kitabı. Evet, kötü olan ona dokunamaz. Bana dokunmadı bu adam. Ne yapıyor bu iblis? Ne hakkı var? Bende kutsal ruh vardır. Ben Tanrı'nın çocuğuyum, bundan eminim. Eşim de çocuklarım da öyle. Hakkı yok. Kızdım, baktım ayete. Okudum bir daha. Açtım Musak tabanımın Grekçesi. Dokunamaz. Beni yanlış çevirdiler. Açıyorum, kontrol ediyorum. Birçok çeviri. Ve dokunamazın gerçek anlamını ne biliyor musunuz? Dokunamaz. Başka bir anlamı yok. Doğru çevirmişler. Aman dedi. Şimdi ne oldu? Biraz daha aslında ayete dikkat edin. İblis kime dokunamaz? O yüzden Musak tabi iyi bilmek lazım. Bakın ne diyor ayet? Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur. Kimi korur? Baştaki ayet. Tanrı'dan doğmuş olanı korur. Günah işlemeyeni kim korur? Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih günah işlemeyeni korur. Ve kötü olan ona dokunamaz. Kime dokunamaz kötü olan? Tanrı'dan doğmuş olan. İsa Mesih'e dokunamaz. İsa Mesih'e dokunamaz. Ve bizler Mesih'te kaldıkça, Mesih'e sığındıkça bize de dokunamaz. Hangi şartlara dokunamaz? Ne diyor ayet? Tanrı'dan doğmuş olana günah işlemediğimiz. Günah işlemediğimizde, Mesih'e sığındığımızda, Yuhanna 13-15 gibi öğrendik mi? Mesih'te kaldığımız sürece o bize kalkandır. İblis ona dokunamaz. Başka türlü iblis bize dokunmak için elinden geleni yapacağına emin olur. Onun işi bu. Biraz korkutmam lazım sizi. Çünkü gerçek bu. Ben bunu yaşadım. Ama tabii ki yaşadım diye size öğretmiyorum. Rabbim sözüne döndüm ve orada gerçekten öyle mi değil mi de bakmak istedim. Çünkü hep kendi içinde böyle bir umut vardı ya. Bir şey olamaz yani dokunamaz günün sonunda ben rahat olabilirim bu konuda. Hayır. Artık rahat olamıyorum bu konuda. Ve olmam lazım diye inanıyorum. Dokunabiliyorum. Ve bu sakitada bunun bir sürü örneği vardır. İmanınızı denemek için Tanrı'dan mesela izin aldığını okuyoruz. Eyüp'ün hayatını biliyorsunuz. Onu işleyeceğiz daha sonra bizim Ryan kardeşte. Dokundu mu sizce orada Eyüp'e? Fazlasıyla. Mahvetti adamı ya. Mahvetti. İyice dokundu, iyice hırpaladı onu. Değil mi? Ama ne yaptı? Bundan Rabb'den izin alması gerekiyor. Başka örnekler de var. Petrus'un hayatında. Önemli bir söz bu aslında. Luka 22. bölümü kısaca açalım. 22-41. Çünkü sizi bu konuda artık uyarmam lazım. Çünkü ben de doğrusu söylemek gerekirse bu konuda yanılıyordum. Yıllardır Mesih imanlısıyım ama bu ayeti yanlış anladığım için gerçekten kendimi iblisin bu saldırısına açmış oldum. Luka 22. ayet 31. 22. bölüm 31. ayet. Simon, Simon diyor İsa. Şeytan sizleri bulay gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. İblis ne diyor? Olamaz. O bana bir şey yapamaz. Ben yenerim. Ben asla düşmem. Rab diyor ki hele otur sen. Sabah olmadan üç kere beni inkar edeceğiz.
ayetin başında ne diyor? Neyi belirtiyor İsa? Nereden kaynaklanıyor bu deneme? Bir küçük bir kızın sözünden korkmadı Petrus. O saldırının arkasında kim vardı? İblis vardı. İblis vardı. Petrus'a böyle bir dokundu ki koskoca balıkçı adam küçücük bir kızın karşısında İsa'ya ihanet etti. Tanımıyorum adamı. Küfürler yağmalamaya başladı. Nasıl bu hale geldi Petrus? Nasıl düşebildi bu kadar? Petrus, kilisenin ana taşlarından biri. İblis dokundu. Ve Rab buna müsaade etti. Dikkatimizi çekiyor. Rab buna müsaade etti. Bir örnek daha verelim. Petrus'un örneğini biliyoruz. Gitti, acı acı ağladı diyor. Evet, çok acı bir teşbih. Başka bir örnek de var. Pavlus'un hayatında. İkinci Korintler'de ne okuyoruz? Pavlus diyor ki, bana verilen o güce, ayrıcalıklı o görünlerden gururlanmayın diye Rab ne yaptı? Ne yaptı? Okuyalım oradan. İkinci Korintler 12. bölüm. Bu sözleri bazı ne yapıyoruz? Tabii ki biraz da hoşumuza gitmediği için, belki daha önce bahsettiğim teolojimize uymadığı için hani kıvırıyoruz biraz. Değiştirmeye çalışıyoruz. Bu çok tehlikeli. Bakın ne diyor? 7. ayet. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayın diye bana bedende bir diken. Beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayın diye. Dur bir dakika. Biz diyoruz ha bir diken. Bu diken ne olabilir? Ha işte Pavlus belki hastaydı. Belki Pavlus'un bir rahatsızlığı vardı. Belki işte bilmem farklı farklı durumları vardı. Hayır. Kendisi yazdı. Ama nedir biliyor musunuz? Sorun şu ki, inanmak istemiyoruz. Açık açık yazdı. Ne yazdı? Pavlus kendisi söylüyor. Bir diken. Neymiş bu diken? Beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Neymiş o? Bir cin. Bir kötü ruh. Rab izin verdi. Pavlus'u tokatlıyordu her gün. Rahatsız ediyordu. Hoşuma gitmiyor bu ayet. Tamam var. Rab'in sözünde yazıyor. Bilmem lazım onu. Anlamam lazım onu. Rab ona müsaade edebiliyor. Pavlus'un hayatında bunu gördük. Pavlus hatta dua ediyor. Diyor ki Rab yeter artık. Bitsin bu çile. Gitsin bu kötü ruh. Rab diyor ki sen dur yerine. Ben seni pekiştireceğim. Sana lütfumu öğreteceğim. Bana dayanmayı öğretiyorum sana. Sen kal yerine. Bu da benim bilginin, bilgeliğimin de dahilindedir. Demek istediğim bu kardeşler. Bazen kendi içimizde böyle bir teoloji oluşturuyoruz. Tamam mı? Ve diğer ayetleri bu defa ona göre böyle kıvırmaya başlıyoruz. Eğer gerçekten Rabbin sözünü okumakta ciddiyse o zaman olduğu gibi kabul etmek lazım. Ayet anlamı net, açık. Kardeşler şunu söylemem lazım size. Rabbin sözüne dayanarak da size söylüyorum. İblis dokunuyor. Zarar vermeye çalışıyor. Her zaman elinden geleni yapacaktı. Ve bazen Rab buna müsaade ediyor diye. Peki. Ne şartlar altında olur bu? Nasıl oluyor biraz da buradan size bahsedeyim. Korktunuz mu şimdi? Korkmalısınız. Çünkü savaştayız. Ciddi bir işin içindeyiz. Şimdi düşmanımız ne yapabilir? Birçok şey yapmaya çalışır. Mesih'e yaptığı gibi, Adem ve Hava yaptığı gibi bizi ayartmaya çalışır. Yalanlar söyleyerek bizi baştan çıkarmaya çalışır. Ayartıcıdır çünkü. Başka? Yalana sürüklemeye çalışır. Endişleri işleri. Hatırlıyor musunuz? Bu adamlar Hananya ve Safira kilise üyeleriydiler. Bakın, kilise içinde bu adamlar Rab'e hizmet ediyorlar. Bir yüklü bir bağış vermek istiyorlar kiliseye ama yalana kaptırdılar kendilerini. Pavlus diyor ki, nasıl şeytana uydunuz bunu yaptınız? Bu ne demek oluyor? Şeytan neredeydi? Biz sanıyoruz ki, şeytan işte şu gece kulüpleri var ya, fuhuş merkezleri, işte kazino, kötü yerlerde, şeytan oralarda. Hayır, şeytan kilisededir.
sizden daha önce gelir. Ön sırada oturur. Onun işi o. Çünkü onun hedefi biziz. Diğerleri zaten düşmüştür. Diğerleri diyoruz ki çantala kemik, onlar ceptedir. Ama bizi saldırıyor. Biziz, hedefiyiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir başka örnek vermek gerekirse İsa Mesih'in yaptığı ilk mucizelerden bir tanesi. İlk cin kovduğu yer, hatırlıyor musun? Neredeydi? Havra'da. Cinin Havra'da ne işi var? He? Oralarda gezerler çünkü. İblis de, işte kilisede gezer. İşi gücü bizleriz. Şimdi ahlaksızlığa da çekmeye çalışır. Çok ilginç bir ayet. 1. Korintiler 7. bölüm ve kısaca okuyayım çünkü önemli ayet bu. Evlilikten bahsediyor. Diyor ki bunu bir buyruk olarak değil, bir uzlaşma yolu olarak söylüyorum. Ha pardon, bir önceki ayet, 4'te başlayalım. Burada tabii ki kadın erkek birlikte olmaktan bahsediyor. Bir tür oruç. Kadının bedeni kendisine değil, kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil, karısına aittir. Geçici bir süre için anlaşıp kendini duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Yani yatağınızı ayırmayın. Tamam mı? Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmaz. Şeytan yatağınıza da giriyor. Yani şeytan çok affedersiniz pis oynuyor. O kuralları tanımaz. En kutsal ve mahrem yerimize de girer. Bizi yıkmak, yok etmek onun işidir. Ve burada ne görüyoruz? Bizler eşimizden ayrı kalırsak çok. Bizim için çok bir tehlike. Siz de görüyorsunuz kardeşler. Nice aileler böyle gördük, yıkıldığını gördük. Koca gidiyor, çalışıyor aylarca, eşini görmüyor. Zinaya düştü. Düşer tabii ya. Eşinden aylarca ayrı kalırsa Pavlus'un bu sözünü dinlemiyoruz demek. Bir yere gideceksiniz, eşinizi götürün. Beraber gidin, ne olur. İblis'e bu yönde fırsat vermeyin. Rabbin sözü burada söylüyor. İblis bu yönde sizi ayartır diyor. Başka yerde diyor ki gurura yönlendirir. Burada kilis önderlerinden söz ediyor. Diyor ki seçeceğiniz kilis önderleri genç olmasın. Yoksa İblis onları gurura kaptırabilir. Genç bir yönde bir anda böyle başlar horoz gibi öpmeye kilise içinde. Dikkat edin diyor seçtiğiniz önderleri. Çünkü İblis orada da çalışır. Önderlerden üzerinde de çalışır. Önderliği düşünüyorsanız bir kere daha düşünün. Rabbim bizdeki işine engel olmaya çalışabilir mi? Pavlus söz ettiği gibi gelmek istiyorum Selanik'e. İblis engel oldu. Evet. Rabbim işine gelmeye çalışıyor. Her yönden Rabbim karşı geliyor. Başka dıştan baskı uygulatmayı da çalışabilir. Vahiy 2. bölümde okuyoruz. Orada bir kilise var. Ve diyor ki İblis bazılarınızı sıkıntıya sokacaktır. Of! Nasıl yani? Yapar. İmansızlardan bahsetmiyoruz burada. Bütün bunlar imanlılardan bahsediyor. Dedim size kardeşler, İblis bizi hedef aldı. Biziz onun aradığı, kovaladığı şeyler. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Birçok şey daha sıralayabiliriz ama kısaca buna ikna olmanızı istiyorum kardeşler. Evet, İblis ve cinler bize karşı savaşıyor, bizlerle uğraşıyor. Şimdi İblis bunu tek başına yapmıyor. İblis deyip duruyoruz, şeytan diyoruz ama tabii ki şahsını sadece söylemiyoruz ki şeytan sadece bir varlıktır. O her yerde değil. O her şeyi bilmiyor. O her duruma hakim değildir. Anlatabiliyor muyum? Onun ordusu var. Ona hizmet eden melek, eskiden melek olan, şimdi düşmüş olan artık cinler vardır. Biraz bundan bahsedelim. Cinler ilk başta melekler olarak yaratıldılar. Sonradan Lucifer'le birlikte Tanrı'ya isyan edip ne yaptılar? Cennetten atıldılar. Rabbin huzurundan atıldılar. Ve o yüzden onlara düşmüş melekler olarak söz ediyoruz. Kötü ruhlar olarak da söz ediliyor. Cinsel ilişki kurmaları yasaklanmış. Fiziki bir şekilde yoksul oldukları için
Mümkün olduğu kadarıyla birinin bedenini iyi bedenin içine yerleşmeye çalışıyor. Bu ilginç bir şey. Ve görebiliyoruz bu sürekli olarak, yani cinlerin kullanmaya çalıştığı bir kişiyi. Mümkün oldukça komple her yerinden yönetmeye, kontrol etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü onlar sanki bir görünürden yoksul bırakılmış ruhlardırlar. Meleklerin yine de bir görünümü vardır. Görüyoruz, görünüyorlar, çıkıyorlar bir yerlere ama cinlerin yok. Ve ne oluyor? Her zaman bir insan ya da bir başka şey kullanmaya çalışıyorlar. Hatta Lejyon'u hatırlıyor musunuz? Burada bir tane cin vardı, binlercesi vardı içinde. Kovulunca ne diyorlar İsa'ya? Ne olur domuzlar da olsa ona da razıyız. Yani bir araç arıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Başka ne diyebiliriz? Cinler iblisin yönlendirmesiyle belirli bir hiyerarşide bulunup, bir düzende bulunup sürekli Rabbin melekleriyle savaşırlar. Yani bizim göremediğimiz koskoca bir savaş var orada. Bazı diyoruz, yani sanıyoruz ki hayır bunlar ibaret. Bir Daniel, 10. bölüm, bir melek geliyor Daniel'e ve diyor ki Daniel kusura bakma ben geciktim. Çünkü falan cin beni tuttu, alıkoydu. Döneceğim, onunla savaşacağım, şunu yapacağım, ürünü yapacağım. Yani orada kısa bir, küçük bir pencere açıyor bize. Yani bilmediğimiz koskoca bir savaş var. Kutsal kitap bu savaş hakkında bize çok az bilgi veriyor. Ancak bize düşenle ilgili, görevimizle ilgili olarak bize bilgi veriyor. Bazımız çok meraklanabiliriz. Acaba kim savaşıyor, ne yapıyorlar, bu meleklerin adları ne de cinlerin ne yaptıkları? Bu bizim işimiz değil. İşimiz olsa da bize daha çok bilgi verir. Bizim işimiz Rab'e uymaktır. Önümüze koyduğu buyruklarını yerine getirmek. Canları kurtarmak. Bu bizim işimiz. Yoksa işte senaryolar çizelim. Ne oluyor? Kimler nerede savaşıyor? Bizim görevimiz değil. Meskin askerlerimiz önümüze konuları yapmalıyız. Bize bu şekilde savaşmalıyız. Cinler neler yapabilir? Şimdi okuyoruz. Birçok insana baskı uyguladıklarını görüyoruz. Zulmediyor resmen insanlara. Ve Mesih'in o insanları kurtardığını görüyoruz. Tabii ki günümüzde bazı insanlar bunu farklı yorumlamaya çalışıyor. Hiç unutmam bir keresinde evimizde toplanıyoruz öğrencilerle kutsakları çalışıyor. Bir tane üniversiteden profesör vardı. O da oradaydı. Okuyorduk bu bölümü. İsa Mesih'in bir gün içinde cin kovuyor. Anlatıyorum biraz. Hoca diyor ki ya bir dakika diyor burada cin dediği yani o günde her şey cinlere atfediyorlar. Yani cin yapmış, cin etmiş diye yoruluyorlardı ama İsa biliyordu ki öyle cin diye bir olay yoktu herhalde. Yani şimdi bu cin yani bilimsel olarak hiç anlatılmamış. Öyle bir şey yok diyor. Dedim hocam kusura bakma dedim. Hiç katılmıyorum size. Cin olmamış olsaydı, kötü ruh olmamış olsaydı İsa bizi niye yanıltsın? Aynı zamanda Mesih o iyileştirdiği insanlar arasında dikkat ederseniz kendisi ayırt edebiliyor. Kimisi hastaydı, iyileti vardı ya da her neyse durumu onu iyileştiriyordu ve içinde cin olanı da özgür kılıyordu. Hepsini cin demiyor. Belirli bazı durumlarda cinler etkinde. Bazı durumlarda sadece bildiğimiz bir hastalık vardı. Cin yoktu. Mesih bunu ayırt edecek hikmete sahipti. Şimdi cinlerin tabii ki amacı neden insanları ellerinden geldiğince baskı kurmak, rahatsız etmek. Birçok örnek görebiliyoruz. Saul'un örneğini hatırlıyor musunuz? Rab'e isyan etti. Rab'in seçmiş olduğu bir kraldı bu. Bir kötü ruh geliyor. Ve onu arada bir rahatsız ediyor. Adamı deli ediyor. Bir keresinde mızrağı alıp Davut'u öldürmek istiyor. Kim yaptı bunu? Kötü ruh. Ama bir başka boyutu var, o da sahiplenmek. Sahiplenmek. Bazı durumlar var ki yine 8. bölümde şu Galatya'daki içinde lejyon cinleri olan kişi vardır. Bu kişi artık tümden kontrolü bu cinlere verdi. Cinler onu sahiplenmişler. Her yönden kontrol ediyorlar. Adamın sesi bile değişmiştir. Adamın hal ve hareketi farklı. Ne diyor orada? Zincirle bağlıyorlardı. Kırıyordu. İnsanlar korkuyorlardı orada geçmeye.
Yani buradaki durum tamamen sahiplenmektir. E neden böyle bir ayrım yapıyorum? Önemli bir ayrım yapıyorum, bunu anlatacağım size. Örnekler daha vereyim. Mesela Yahuda diyor ki, içine şeytan girdi. Çok ilginç. İçine şeytan girdi. Ve Mesih'i satmaya kalktı o sırada. Yuhanna 13, 2. bölüm. Şimdi, biraz da bunun aradaki farkı göstermek istiyorum. Cinlerin tabii ki hedefi, mümkünse bizi tümden kontrol etmek ve ölümden sürüklemek. Hani hatırlarsanız yine bir cinli çocuk vardı Mesih'in önüne getirilen. Ve ne diyor babası? Cinler onu ateşe atıyor, suya atıyor, boğmaya çalışıyor. Amaçları o insanı yok etmek. Böyle insanlar gördü. Getirdiler bir tane zavallı kızı bizim kiliseye. Rica etti, dediler ki ne olur onun için dua edin. Çünkü bazen evin içerisinde bakıyoruz, kendini cam alıyor ya da bıçak alıyor, kendini öldürmeye çalışıyor. Sürekli böyle üzerinde tir tir titriyoruz. Bazı pencereler balkondan atlamaya çalışıyor. Kız çünkü kendinden değil artık. Kendinden geçti yani. Dua ettiğimizde baktık kız deliye döndü. Sonra bir rahatladı. Şimdi o cinlerin amacı deliydi. O kızın canını kıymak, yok etmek. Ama bu nerede başlar? Başlangıç noktası daha önemli. Etkilemekle başlar. Ufak ufak farklı yollardan o insanı etkilemeye, yönlendirmeye başlayabiliyor. Başta bu kısmen olabilir. Aralıklı olabilir. Değil mi? Tümden değil ama amacı tümden o kişiyi kontrol etmek. Ufak ufak başlar, daha sonra başka türlü. Başta aralıklı olur, her zaman değil. Daha sonra ne olur yine? Sürekli o kişi üzerinde hegemonyasını yani kontrolünü kurar. Neden bu ayrımı yapıyorum? Çünkü kutsal kitap bize cinlilerden bahsederken bazen sanıyoruz ki o cinli ise tamamen o cinin kontrolündedir. Dolayısıyla diyoruz mesela bir imanlı böyle bir durumda olamaz. %100 bir cinin kontrolünde olması mümkün değil diyoruz. Tamam. Ama bu başlangıçtaki yeri de hatırlamak lazım. Cinler birçok yönden etkilemeye çalışabiliyor. Zarar vermeye çalışabiliyor. Demindeki örnekler vardı ya, Petrus, Pavlus, Eyüp. Evet, dokunuyor, etkiliyor. Belki tümden sahiplenmesi mümkün olmayabilir. Eğer Mesih'in çocuğuysak, çünkü biz günün sonunda Mesih'e aitiz. Ama buradaki boyutu unutmayalım. Etkilemeye çalışır ve elinden geleni yapar. Ne durumlarda olur bu? Bundan biraz bahsedelim. Şimdi cinlere kapıyı insanlar nasıl açıyor? Bizler de Mesih'in çocukları olarak da bazen kapıyı açabiliyoruz ya açmış olabiliriz. Mesela geçmişimizden kalan durumlar olabilir. Ailevi durumlar, bedualar, lanetler okunmuş olabilir ailemiz üzerinde. Çok sağlıksız bazı bağlar kurulmuş olabilir. Yani örnek vermek gerekirse eşim çünkü ruhsal danışmanlığı veriyor. Ve sürekli olarak insanlarla, bayanlarla görüşür ve bu tür durumlarla sık sık karşılaşır. Onun ofisine gelen bir tane kız bakıyordu. Kız sürekli olarak bayan cinler görüyor. Rüyasına geliyor, rahatsız ediyor. Onunla konuşuyor. Bu sırada kız iman etti bile. Ama halen bu cinlerden, onun etkilerinden kurtulamıyor. Eşimle dua ettiler, düşündüler, ne olabilir? Uzun süre dua ettiler, düşündüler, baktılar ki bu kızın ailesinde büyücüler vardı. Bir dayısı büyücüydü. Ölmeden önce bu kızın üzerine böyle bir lanet koymuş, böyle bir beddua. Ki bu cinler ona musallat olsun. Çocuk, hatırlıyorum çocukluğundan beri cinler görüyor. Ama kız sanıyor ki bu cinler dostlarıdır. Onlar hep dost yaklaşıyor ona. Güzel şeyler söylüyor. Onu teselli etmeye çalışıyor. Ve dolayısıyla hiç yani fark etmedi bunların kötü olduğunu. Yıllar böyle geçti. Ta ki Mesih'e gelene kadar. Mesih'e geldiğinde o cinler pat gitmediler. O bir anda yok olmadılar.
Ama kız içinde rahatsız olmaya başladı. Baktı ki içine girilen artık o kutsal ruh huzursuzdur. O cinler de çok huzursuz. Onlar artık etkileyemiyor onu eskisi gibi. Onlar artık gerçekten o eski kontrolü kuramıyorlar. Ve savaş başlar. Ta ki bu kız kurtulana kadar. Demek ki sizin budur kardeşler. Geçmişimizde belki bizden kaynaklanmıyor. Belki büyüklerimizden, belki başkalarının beddualarından, lanetlerinden durumlar olabilir. Bunlar bizi halen etkiliyor olabilir. Yani düşünün. Mesih'e iman ettiğinizde eskiden ahlaksızca düşünceleri olan kişi o anda ondan kurtuluyor mu? Alkol bağımlısı Mesih'e iman ettiğinde alkol bağımlılığından kurtuluyor mu? Kurtulmuyor. Kurtulması için bir süre mücadele vermesi lazım artık. Ha bazen Rab mucize yapıyor. Bir anda kurtulabiliyorsun. Bir anda belki sigaradan bazen içebiliyorsun ama çoğu zaman mücadele etmemiz gerekiyor değil mi? Bu ruhsal savaş cinlerin de bu etkileri benzeridir. Çünkü onlar bir tür bağımlılık yaratıyor hayatımıza. Farkında bile değiliz. Birçok kişi bunlarla büyümüştür. Belki sizler de öylesiniz. Ve düşünüyorsunuz ya ben bunu anlatırsam önderlerime diyecekler sen imanlı mısın? Sen delirtir misin? Yani nasıl böyle bir şeyler görüyorsun? Niye? Hani sen yine tövbe etmen lazım. Kardeşler bunlar olabilir. Ama Mesih'in gücüyle bunları kırabiliriz. Ve kurtulabiliriz. Bunu bilmemiz gerekiyor. İşte ilk etki alanı bu. Geçmişimiz. Okültizm biliyor musunuz? Şeytanlı şeylerle uğraşmak. Tabii ki bu şeytanı kapıyı açıyor. Bu mantık var yani. Şeytanlı etkinliklere katılmak. Cinler çağırmak, fala bakmak, tarot kartları ve şeytani müzik, filmler bunlar iblise kapıyı açıyor. Eğer gerçekten ailenize ya da kendiniz şahsen bunu yaptıysanız yaşayabiliyorsunuz. Dedim, kendi ailemden bahsettim. Benim çocuklarımdan bir tanesi. Farkında değil de okuldaki çocuklar işte oturmuşlar, kalem koymuşlar buraya. Burada evet, burada hayır. Ve başlıyorlar. Charlie Charlie diye bağırıyor. Var mı oyun burada? Charlie Charlie bağırıyor. Kalem kıpırdanıyor. Soru soruyor. Kimi zaman evet'e. Kimi zaman hayır'a. Çocuklar demek bu oyun. Çok şaşırıyorlar. Ve büyük bir şefle oynuyorlar. Farkında bile değiller ki bu cinleri çağırmaktır. Çok zararlı bir şey. Kapıyı böyle açtılar. Benim çocuğumun rüyalarına giriyordu. Kendisine sesleniyordu. Fakat bir gün itiraf etti. Babam birik konuşuyor benimle. Anlayamıyorum. Nedir bu? Niye böyle oluyor? Konuştu, konuştu. Sonra bu ortaya çıktı. Bu tür şeyler, masum şeyler değil kardeşler. Belki sizler gençlerimiz bunu yapıyorsunuz. Belki oyun sanıyorsunuz. Bazıları internete geliyor. Cin çarpmış insanları izlemek istiyor. Nasılmış falan meraklanıyor. Filmler bunun üzerine çeviriyor. Bunlar şeytani şeyler kardeşler. Ve bizler de etkileniriz. Böyle müzikler de çok zararlıdır. Bazı gruplar var ki özellikle kendileri şeytana adamışlar. Müzikleri de zehir gibi. Zehir gibi. Kardeşler, bunu yaptığımızda, izlediğimizde resmen kapıyı açıyoruz, buyur giriyoruz ilgimize. Öyle bir bağlılığı, öyle bir kötülük kökleniyor ki hayatımızda bu bizi çok derinden etkileyebiliyor. Çok derinden. Şimdi travma aynı zamanda çok ciddi bir kapı olabilir. Travma demek mesela kötü bir olay yaşarsınız ve ardından korkular, kaygılar gelir. Tamam. Ve insan o esnada daha müsait olabiliyor. Belki böyle durumlarla işin sürekli karşılaşır. Kadın çok genç yaşta tecavüze uğradı. Korkmuş bir şey. Ama ne yapar? Onu içinde taşır. Ve ne olur? Bu defa hep o nefreti, o üç ya da intikam duygusunu taşır. Ve ne olur? Bu iblise bir kapı olur. Yani Rabbin sözü uyarıyor bize. Ne diyor? Kim köküsüne dikkat edin, köklenmesine izin vermeyin. Değil mi? Çünkü içimize buna fırsat verdiyse gerçekten artık büyüyebilir ve korkunç bir şekilde bizi etkileyebiliyor. Travmalar, gerçekten sıkıntılar, mesela savaştan çıkan insanlar
Teselli arıyorlar çünkü. Bir kötü ruh melek süsüyle gelir, ona teselli vermeye çalışabilir. Bir tane adam vardı bizim kilisemizde. Günün birinde babamla konuşuyordu. Dedi ki, ya bir şey sormak istiyorum dedi. Ben her gece uyumadan önce annemle konuşuyorum. Ona dedi, bir dakika, senin annen bundan 5-10 sene önce vefat etmedi mi? Evet evet, vefat etti de. Ama her gece beni ziyaret ediyor. İmanı. Her gece beni ziyaret ediyor. Konuşuyoruz. İyi de oluyor çünkü çok özlüyorum onu. Ve sonra işte ayrılıyorlar. Babam dedi, canım benim bu doğru değil. Bu doğru değil. Ya niye yani, ne var ki? Ondan sonra babam dedi, bak bir daha bu şahıs sana geldiği zaman sen sonra söyle, sen gerçekten annen misin yoksa kötü bir çocuk musun? Tamam dedi, dedi. O akşam eve gitti. Akşam oldu, annesi geldi yine yanına. Ona dönüp diyor ki, sen gerçekten annen misin yoksa sen bir cin misin? Bak bir şekli değişti. Bir sesi değişti. Bir küfür etmeye başladı. Tabii anladı artık. Ve İsa Mesih'in adıyla defol git, bir daha seninle ilişki istemiyor. Hani cinler her yolu deneyecekler. Her yolu deneyecekler. Ve burada size birkaç tane örnek verebiliyorum ancak. O kadar çok başka örnek var ki. Evet. Bizler o teselliyi ararken bazen yanlış yoldan teselli bulabiliyoruz. Ve tabii ki en bariz belki kapılarından bir tanesi o da bizim kendi günahımız. Bizler sürekli günah işlersek kapıyı tabii ki ardına kadar açıyoruz. Hatırlarsanız o 1. Yuhanna 5-18. Ayet ne diyor? Eğer günah işlemiyorsak Rab bize kalkandır. Ama sürekli günah işliyorsak o zaman Rab'den ne bekleyebiliriz ki? Biz kendimizi iblise açtık, hoş geldin diyoruz. Efesler 4. bölümde ne okuyoruz? Diyor ki, şeytana fırsat vermeyin. Dilimizden bahsediyor, öfkeden bahsediyor. Biz küçük öfkeyle bile iblise fırsat verebiliyoruz. Vazgeçmek istemediğimiz köklü günahlar olabilir. Değil mi? Bu şekilde iblise kapıyı açabiliyoruz. Birçok boyutu var bunun. Birçok örneği var. Vaktimiz yok hepsini konuşmaya. Ama anlamışsınız umarım. Birçok yolda kapıyı açabiliyoruz. Ama en önemlisi şu. Aklımıza hep bu düşünce geldi. Ben imanlıysam cinler bana dokunamaz. Ve hani eğer varsa böyle tuhaf bir şeyler o zaman kimseye söylememem lazım. Çünkü beni imansız yerine koyacaklar. Size rica ediyorum, kilise önderleri özellikle bu konuda duyarlı olun, bu konuda uyanık olun. İblis saldıracak, sizin çocuklarınıza dahi saldıracak. Şaşırmayın. Bununla karşılaştığınız zaman, sana ne oldu? Çık kaçın, git ben seni istemiyorum, seni tanımıyorum demeyin. Rabbim lütfunu gösterin, sarılın. Mesih'in adıyla çağırın, onun özgürlüğü için dua edin. Evet, savaştayız. Bunları bekliyoruz. Bunlara şaşırmıyoruz. Cinlerin etkinlikleri birçoktur. Bazı mesela şüphe yaratıyor. İmanımızdan şüphe yaratıyor. Mesela depresyona girdiğinde farklı farklı düşünceler geliyor aklına. Bazı diyorsun, bu benim değil ki. Bu düşünce nereden geldi? Ben böyle değilim. Bize dışarıdan bir etki gelmeye, bir ses gelmeye başlıyor. Cinler bunu yapamıyor kardeşler. Niye şaşırıyoruz? Yaparlar. Yaparlar. Başka? Özel ilişki sağlıyorlar. Bazen mesela farkında değiliz ama mesela bahsettiğim kız örneğindeki gibi çocukluğundan beri bu cinler özel bir ilişkisi vardı. Onu arkadaşı sanıyordu. Hatta bir yerden sonra onu sevgilisi sanıyordu. Kız birine aşık olduğu zaman cin kıskanıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Böyle boyutlar da var. Çok dikkat etmek lazım. Başka gizli bilgiler verebilir. Yine danışmanlık verdiğimiz bir kız biraz imandan bahsettiğimizde kız artık imana gelmek istiyor. Diyor ki benim bir dostum var bir gün dedi. Nasıl dedik? Ya ilginç bir dost. Yani onu şeyde görürüm, duyarım. Hani arada bir görürüm ama yani bana çok güzel önemli şeyler verir. Nasıl dedik yani?
Yani örneğin sınava girdiğim zaman bütün soruların cevabını bana veriyor. Hep böyle 100 puana geçiyorum. Yani çok güzel oluyor. Hep böyle hava atıyorum arkadaşlarıma, hiç hazırlanmaya gerek yok sınavlara. Dedim dur bir dakika, bu iyi bir şey değil. Bu kusar bu değil yani. Bu kötü bir doktor. Ve seni aldatıyor. Sana böyle güzel bilgiler vererek ona bağlı olmanı sağlıyor. Bu bir aldatmacadır, bu bir yalandır. Bundan kurtulman lazım. Ve cinler her şey yaparlar, bunu da yaparlar kardeşler. Düşüncelerimizi yanıltabiliyor. Bazen farklı şeyler düşünmemizi sağlayabiliyor. Doğru ve yanlışı ayırt etmemizi engelleyebiliyor. Doğru bir şey yapmaya çalışırken bile aslında bizi tuzağa düşürebiliyorlar. Cinler her şeyi yaparlar. Kin, nefret, üç duyguları bu konuda uzmandırlar. Çok severler. Bağışlamamazlık, kin tutmak, üç alacağım. Bunlar şeytanın, iblisin tohumlarıdır. Bunlara dikkat edelim. Bunu çok kullanırlar. Cinsellik yoluyla aldatmak, bunu çok yaparlar. Biliyoruz, görüyoruz. O sahnelerde de bunun örnekleri vardır. Cinselliği kullanarak insanları saptırmaya çalışıyor. Bazen sanıyoruz ki, evet, yani şevetime yenildim, düştüm. Çoğu zaman farkında değiliz ki esas bunun arkasındaki güç kimdir? İblistir, cinlerdir. Onlar öyle şeyler ayarlıyorlar ki bizi düşürmek için, tuzağa düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Fiziksel ya da psikolojik saldırıya da uğrayabiliyoruz. Bazısı öyle bir düşüncelere karışıyor ki artık hani ne yapıyoruz? Psikiyatriste gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oysa ki durumun kökünde aslında cinler vardı. Ha, psikolog ne yapacak? Antidepresan. Al sana pil. Uyku. Uyku hapı. Niye? Çünkü kökünü anlayamıyorlar. İşte burada bizler kilise önderleri, kilise Mesih'in çocukları olarak daha iyi uyanık olmalıyız. Her şey cinden kaynaklanmıyor, onu demiyorum. Bazı şeyler normal hastalıktır. Mesih de hastalanırdı mutlaka. Hepimiz hastalandığımız gibi. Ama bazı şeyler iblisten kaynaklanıyor. Ve bunu ayırt edebilmek çok önemli. Rab bize hikmet verebilir. Çözümü nedir bunu? Yakup 5. bölüm 16. ayet diyor ki, şifa bulmak için günahlarımızı birbirimize itiraf edin ve birbirimiz için dua edin. Biz artık kilisemizde anladık ki bu bizim en büyük, en önemli işlerimizden bir tanesi. Biz kilisemizin her üyesiyle her hafta mutlaka görüşürüz. İlk iman ettikleri zaman tabii ki Mesih'i tanımalarını sağlıyoruz. Uzakta da çalışıyoruz ama ilerledikçe artık geçmişlerini irdeliyoruz. Geçmişte ne oldu, ne bitti? Bütün o günahlarından arınsınlar. Bütün o iblisin ekmiş olduğu tohumları kaldırsınlar diye hep uğraşıyoruz. Çünkü biliyoruz, görebiliyoruz. Hepsinde var mutlaka. İblisin bir oyunu, iblisin bir saldırısı, bir kapısı. Ve tek tek hepsini ayıklamaya ve temizlemeye çalışıyoruz. Ve danışmanlık yapıyoruz. Yani birilerinin belki tam bir saldırı olmasa bile, belki fiziksel de olmasa da zihinsel olarak, ruhsal olarak onu etkiliyor. Oturuyoruz, dua ediyoruz. Ne yapıyor o kişi? Ayette olduğu gibi. Kişi günahlarını itiraf eder. Yüreğini açar. Bizler de ne yaparız? Dua ederiz. Mesih'in yetkisiyle, gücüyle içindeki o güçleri bertaraf ediyoruz. Çünkü Rabbim adıyla ancak bizler güçlüyüz. Bu çok önemli. Kilisenin en önemli hizmetlerinden bir tanesi de. Sanmayalım ki kişi imana geldi, kiliseye geliyor her hafta, tamamdır. O tamamdır, iyidir o. Değil. Hepimizin geçmişinden kalma birçok sıkıntı var. Bazı yıllardır uğraşıyoruz. Kişi işte bu asabidir. Yok bu öfkelidir. Bakalım o öfkenin kökünde ne vardır? Biraz açalım orayı. Kurtulmasını sağlayalım. Rab bize hikmet versin. Bu yönden danışmanlık hizmetini verelim ona. Rab bizi hikmetiyle donatacaktır. Ne diyor 1. Petrus? Diyor ki, hayır uyanık olun, düşmanınız, iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Petrus bunu imansızlara yazmıyor. Bunu bize yazıyor. İmanlılara yazıyor. Yani Petrus'un dediği gibi, o aslan kimin peşinde? Bizim peşimizde.
Biziz esas onun hedefi. Bunu unutmayalım kardeşlerim. Evet, sanıyoruz ki yok işte bana dokunmaz. Hayır. Elinden geleni yapacaktır. E nasıl direneceğiz? Yine Petrus'un dediği gibi dünyanın her yerindeki kardeşlerimizin de aynı acıları çektiğini bilerek imandan, sarsılmadan İblis'e karşı direnin. Nasıl direniyoruz? Hatırlarsınız Efesliğin işleri 16. bölümünde cinli bir kız Pavlus'un peşine takıldı. Pavlus ne yaptı? Birinci gün bir şey yapmadı. İkinci gün de bir şey yapmadı. Üçüncü gün baktı artık olacak gibi değil. Döndü İsa Mesih'in adıyla seni kuluyordu. Burada önemli bir ders var. Bir, Pavlus böyle Ghostbuster gibi böyle cin peşinde değildi. Nerede cinler varsa gireyim, kovayım, bulayım onları, şeytanın ne girmenliğini yıkayım. Böyle bir derdi yoktu. Bekledi. Ama ne zaman o cin, o kötü ruh, onun işine, onun hizmetine engel olduysa, Mesih'in adıyla onu kovdu. Evet, Mesih'in adıyla dur diyoruz. Mesih'in adı o kadar güçlü ki kardeşler. Şeytan duramıyor. Rahat edemiyor cinler. Mesih'in adı duyulduğunda korkuyorlar, tir tir. Ve kaçmak zorunda kalıyorlar. Biz işte Mesih'in adıyla direniyoruz. Karşı geliyoruz, kovuyoruz. Bu basit bir şey de değil. Ve size bunu yine söyleyeyim. Böyle durumla karşı karşıya gelirseniz, birinin bir cinden etkilendiğini düşünürseniz, kendi başınıza girişmeyin, ne olur. Bir önder alın yanınıza. Birlikte dua edin. Rab'den hikmet isteyin. Size göstersin bu kişinin esas durumu nedir? Bu günahın kökü nedir? Bu kişiye nasıl yardımcı olabilirsiniz? Evet, çok ciddi bir iş. Çok gerçi hassas bir iş aynı zamanda. Ama Mesih'in adı çok ama çok güçlüdür ve insanlar özgür oluyor. Bunu görebiliyoruz. Sürekli görüyoruz kardeşler. Mesih'in adı anıldığı yerde cinler titreyip kaçıyor. Daha geçen, bu haftaydı. Salı günü. Bir bilgiye gittik kilisece. Tapınıyoruz. Birlikte bir tane kadın baktı. Kendinden geçti. Bağırmaya çalıştı. Bazısı şaşırdı, ne oluyor? Birkaç kardeş gitti. Sakince onu tutmuş. Mesih'in adıyla dua etti başladı. Biz de tapınmaya devam ettik. Kadın çok olmadı, kurtuldu. Ve başladı bizimle beraber tapınmaya. Çünkü cinlerin nefret ettiği bir şey daha, o da Mesih'i yüceltti bize, kesin dayanamıyordu. Tapındığım zaman yürekten, ruhtan bir gerçekti, cinler orada duramıyordu. Şimdi, Rab'be yaklaşalım diyor Yakup. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun, İblis'e karşı direnin. Sizden kaçacaktır. Bunun altını çiziyorum bir daha. Biz şeytan avcısı değiliz. Cin avcısı değiliz. Çıkalım, bulalım, neredeler, savaşalım. Bu tarz savaş değil bizim. Rabbin sözü bize ne diyor? Hayır, uyanık olun. Anlayın, tanıyın beni onu ve direnin. Size savaştığı zaman, size karşı geldiği zaman siz hazırlıklı olun. Ama biz değiliz onu gidip gelecek olanlar. Rab onu yendi, son darbeyi vuracak olan da odur. O bizim işimize. Bazı kardeşler kendilerini aşıyorlar. Biz çıkacağız, bulacağız, edeceğiz. Nerede o cinler kovacağız? Ya bir tane, birkaç kişi bir kere giyilse bize Diyarbakır'da. Diyarbakır'da böyle surlar var etrafta, şehrin etrafında. Çok eski bir kent. Ve bu kardeş bulmaya gittiğimizde, otelden almaya gittiğimizde tam çıkıyorduk. Kadın dedi ki bir dakika dedi, bir odamdan bir şey alabilir miyim? Tam durup gitti, bekliyoruz, birden yukarıdan bir ses. Tuuuut. Böyle baktık oradaki resepsiyon kişi diyor ki, ne oluyoruz? Bilmiyorum. Bir daha, tuuuut. Kadın iniyor böyle aşağıya, elinde böyle çünkü büyük borazan var. Tamam mı? Şofar dedikleri şey. Kadın ötüyor her yerde. Dedim, kardeşim ne oluyor? E ben gider ayak dedim, bu cinleri kovayım otelden, öyle giderim. Gel dedim biz kiliseye gidelim konuşalım. Ve gittik kiliseye oturduk. Kardeş neymiş bu şoför işi anlatır mısınız? Rab beni çağırdı. Diyarbakır'a özellikle bu ruhsal surlar yıkılsın diye beni gönderdi. İyi dedim. Yani diğer surlar yıkılmasın da. Şimdi ne yapacaksın?
Ya dün görseydiniz diyor, çıktım surun başına, şofar elinde başladım ötürmeye, halk toplanmış etrafında, hepsi beni izliyor böyle ağzını açık. Bakıyorum kız böyle 25 yaşlarında, eteği biraz kısa, şuyuyorum surun üstünde durmuş, şofar ötürüyor. Ben tahmin edebiliyorum onun neden toplanmış bu kadar millet. Yani o kadar ötürdün, o kadar işte şofar çaldın da, cinler gitti mi bari? Yok, en son baktığımda Diyarbakır'da bayağı cin var. Yani keşke bu kadar basit olsa. Keşke bir sofan ütmesiyle gönderebilse. Kardeşler bunlar artık ne yazık ki bazısı bunu oyuna çeviriyor. Sanki çok basitmiş gibi. Bağıracağız, çağıracağız, bu mahalledeki bütün cinleri kovacağız. Keşke bu kadar basit olsa. Bu çok daha köklü, çok daha derin bir savaş. Bizler bu hani yukarıdan böyle atom bombası atacağız, bitecek tarzda bir savaş değil. Sokak sokak, kişi kişi, yıkmak için değil, kazanmak için çalışacağız. Böyle bir savaş, zor bir savaş. Ve gerçekten böyle bir savaş. Kardeşler bizler hem kendimizi korumaya, kendimizi günahtan arındırmaya, kendimizi sağlama almaya çalışmalıyız. Hem de kardeşlerimizi korumaya. Çünkü şeytan saldırıyor mu? Saldıracak. Başkalarını kurtarırken de bunun farkında olmalıyız. Kardeşler, savaştayız. Ciddi bir savaş. Ve yapabileceğimiz en iyi şey, iblise karşı direndiğimizde ne yapacağız? Tanrı'ya yaklaşacağız. Ona bağlanacağız. Ona sarılacağız. Çünkü biz Mesih'le birlikte olduğumuz sürece, ona bağlı kaldığımız sürece iblis yaklaşamaz. Yaklaşamaz. Budur en önemli şey. Rab'be bağlı olmak her gün. İlerleyen derslerde artık silahlarımızdan da bahsedeceğim. Ama umarım bu savaşın ciddiyetini anlamışsınızdır. Çok hızlı şekilde çok konudan geçtim. Belki sorularınız olacaktır. Sonra konuşabiliriz, özel durumlarınız da olacaktır. Hepsine cevap veremeyebilirim. Ama şunu biliyorum ki ben de konuda öğreniyorum açıkçası. Ben istiyorum ki Rab beni daha da bu konuda donatsın bu savaşta. Kardeşlerimi korumak, kurtarmak için, kendimi de pak tutmak için beni daha da böyle kuvvetlendirsin. İsterim ki sizleri de öyle. Çünkü savaşın ortasındayız kardeşim. Bunu daha önce bu kadar ciddi olduğunu anlamadım. Ama yıllar geçtikçe bunu anlıyorum. Ciddi bir savaş var. Daha önce ya işte bu kişinin kötü bir alışkanlığıdır. Ya şu kişi şöyle de dediğimde bakıyorum şimdi geriye düşünüyorum. Belki büyük olasılıkla orada kötü ruhların etkisi vardı. Keşke bilseydim. Keşke anlasaydım. O yüzden sizlerle bunları paylaşıyorum. Belki şaşırıyorsunuz, belki inanmayabilirsiniz. Olsun. Rabbin sözüne bakın. Rabbin sözüne ne varsa ona inanın. Ama güvenin ki Rab